merhabalar. Merhaba. Önce Malatya'daki o vahşet görüntülerini, son günlerde Türkiye'deki gündemi de bir anda değiştiren vahşet görüntülerini izledin mi? İzledim ama keşke izlemez olaydım. Keşke bu olaylar hiçbir olmasaydı. Çünkü ne olduğunu çok iyi biliyorum ben de çocukken yurtta kaldığım için. Allah belalarını versin. Yani söyleyecek laf dahi, kelime dahi bulamıyorum. Çünkü hani böyle şuran böyle düğümlendi, acıdı, içim acıdı, o kaynar su bilmem ne falan filan. Şerefsizler yani. Edecek laf, kelime dahi bulamıyorum. Yani kelime yetersiz, kelimelerim yetersiz kalıyor yani. Koş, kaç yıl kaldın sen? Ben 4 yaşındayım. 4 yaşından 7 yaşına kadar kaldım. Maalesef her türlü pisliği gördüm orada. Buna benzer yaşadığın şeyler var mıydı senin? Bunlar babadan oğlu nesil herhalde. Bu anasını siktim orospu çocuklara. Orospu çocukları. Babadan oğlu nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim. Anasını siktim orospu çocukları yani. Bunlar babadan oğlu nesil galiba. Bunlar hala değişmemiş. Benim zamanımda da böyleydi. Halen böyle yani. Sen neler yaşadın o dönem? Çatırdın acı olarak. Sen üzerinde, vücudunda anı olarak. Ustura ile kolumu kesmişlerdi benim. Ustura ile kolumu kesmişlerdi. Ya, ya çişim ya bilmiyorum ya çişim yaptım. Olmaz olur mu? Var tabi. Olmaz olur mu? Var. Şu telefonu alsanız ya. Sen hangi yurtta kalmıştın? Bursa Çocuk Isıgeme Koruma. Yani bu Malatya'da yaşanan demek ki o zaman sadece olaylar... Yok canım, bunlar nesilden nesile geçiyor. Bak ben o zaman ben geçmişte çok röportajlarımda dedim. Yani eksiklikler var. Okullar yeniden açılmalı. İyi hemşireler olmalı. Güzel okutulmalı. Çünkü her türlü pislik var. Onlara hep anne deriz, biliyor musun? Yani anne, evet, anne getir, anne, anne şey yap. Çünkü annemiz, anne sevgisi, anne duygusu yaşayamadığımız için içimizde. O dönem şimdi Allah'a şükür annemle şu anda beraberim. Allah bin defa razı olsun. Şimdi beraberiz. Ama o dönem yaşayamadığım için, onu bilmediğimiz için, çocuk olduğumuz için herkese anne diyoruz oradaki hemşirelere. Ama onlar değil anne. Yani Allahsız şeytan bile diyemiyorum. Şeytan bile yetersiz kalır yani. Şeytan dahi yetersiz kalıyor yani. Doğuş, izlediğimiz bir şey vardı o. 0-6 yaş grubundaki çocuklar o kadar dayağa rağmen yine bakıcılarına anne diyerek beni sev diyorlar. Doğru. Niye diyebilir sence abi bunu? Aynı şeyler hani? Sen de yapıyor muydun o dönemde? He? Sen de yapıyor muydun o dönemde? Ne yapacaksın başka? Ne yapacaksın? Hani kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına kodum Allahsızları. Kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına kodum kaşarları. Ananızı sikeceğim sizin. Amına kodum orospuları yani. Onlar hani çıkmasın abi, benim gözüme gözükmesinler ya. Benim gözüme gözükmesin. Çünkü o sokakta kalan, yurtlarda kalan hepsi benim kardeşim, hepsi benim canım yani. Hepsine yönelik 8 yıldır, 9 yıldır bir şeyler yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Şimdi UNICEF'le bütün dünyaya bir şeyler yapacağım Allah nasip ederse. Onun filmini çekiyoruz. Onun için çaba harcıyorum. Yani sırf insanlar uyansın, bir şeyler olsun diye. Ama elle böyle olaylar olunca mı böyle oluyor yani? Sokağa kaçıyorlar. Mesela sokakta yaşayan çocuklar var. Sen de bir dönem. Niye kaçıyor abi sokakta? Ben de çocukta yurtta kaldığım dönem 7 yaşında yurttan kaçıyordum. Niye kaçıyordum yani? Kaç defa kaçtım, ondan sonra geldi beni babaannem aldı. Sonra babaannemin yanından da kaçtım. Sokakla, sokak arkadaşlarım daha sıcak geliyordu çünkü bana. Daha iyi geliyordu yani. Sevgi abi, sevgi. Dünyada sevgi baştan daha büyük bir şey yok. Yo. Dışarıda da kaç defa vuruldum canım. Ölümlerden döndüm. Her tarafım delik deşiktir benim. Ama ben ufacık çocuğum, bir hata yaptım ve kolum kesilir mi ya? Kolumu kesti benim ya. Var mı hala öyle bizim? Var tabi, olmaz olur mu? Şöyle şimdi. Şu izler. He. Kolumu kesti benim. Kalan dönemden mi kalmış? Kesti ya. Usturayla kesti, kolumu kesti ya. Neden, neydi peki? Hatırlıyor musun? Vay ya, çişimi yaptım ya, bir şey bilmiyorum ki ama çocuğum yani. Tam hatırlamıyorum yani. Sıkı tokat yediğimi biliyorum. Ağzım burnum patladığını biliyorum. Bir de kolumu kestiğini biliyorum yani. Resmen usturayla kesti yani kolumu. Malatya'daki çocuklara hiç Malatya'da ya ben gideceğim ama yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Şimdi gideceğim oraya, camı, çerçeveyi, ana, avrat hepsini, anasını, bacısını sikeceğim ama sikemiyorum. Çünkü doğru örnek olmaya çalışıyorum. Ha bak, bu zaten serseri de bunları yapacağı belliydi demesinler diye. Büyük bir kuruluşla yola çıktığım için elim ayağım kilitli yani. Çünkü o çocuklara en yakın sanat camiasından sensin. Ya denk gelmesinler bana, o kadarını söylüyorum ya. Hani yanlışlıkla falan diye ya bir de hayatta kadına vurmayı sevmem. Onun kafalarını koparmak istiyorum ya. Yani nasıl bir ruh halidir, nasıl bir insanlıktır? Ufacık savunmasız bir çocuğa vurabiliyorsun. Nasıl bir şeydir ya bu? Ya hiçbir çocuğun yok, nasıl bir çocukluk dönemi yaşadın? Ne yaşadın ki ya? Ne oldu ki yani böyle? Bu kadar canavarsın yani. O zaman ben de yapayım abi. Ben de sokaklarda kaldım, kurşunlandım, bıçaklandım, dışarılarda yattım, onu yaptım, bunu yaptım, hapislere girip çıktım. Ben de o zaman psikopat olsaydım. Ben niye seçtim kendi yolumu, güzel bir yol? Ya insanın ruhunda olacak, içinde olacak. Onlar kötüler kardeşim, kötüler. Estağfurullah ya.
Doğuş, orada görüntülerde şey vardı. Çocuklar uyutulmak için zorla yatağın altına konup terlikle dövülüyordu. Ya ben çok bilirim yatak altında yattığımı. Çok yatak altında yattığımı bilirim kardeşim. Yani zorla seni de uyuttular mı o dönemler yatağın içine zorla sokup da? Ya istersen uyuma yani. İstersen uyuma. Ya istersen uyuma işte. Uyumuyordun zaten de işte uyuyorum gibi gözüküyordun. Ha tamam. Yeter mi? Yeterli mi? Amına kodumu orospu çocukları. Allahsızlar kitapsızlar ya. Kardeşim bu ülke duyarlı bir ülke, tamam mı? Bu tarz orospu çocuklarının, bu tarz şerefsizlerin başı ezilecek. Bunu herkes böyle ölsün. Bu ülke Türk halkı, tamam mı kardeşim? Türk'üz biz. Bu halk güçlü bir halk. Bu halk neleri atlatmış. Bu tarz bunlar sinek bunlar. Sinek. Sinek, ufacık sinek bile değiller yani. Peki, pislikler. Peki Doğuş, şimdiki eğitimci, o dayak atan eğitimciler... Yok kardeşim. Eğitimleri de yok. Senin döneminde... Onlar eğitim... Bana eğitimci deme bak. Şu anda yanlışa düşüyorsun. Onlar eğitimci değil. Eğitimciler öyle yapmaz. Eğitimciler var, işsiz başsız abi dolaşıyorlar. Eğitimciler bu durumda. Yani İş bulamıyorlar, evlerinde oturuyorlar. Onlar... Yani devletin eğitimcileri var. Onlar ki mahalle karısı ya. O çocuklara bakan da oradaki... Mahalle karısı ya. Amına kodumu temizlikçisi, pisliği. Peki sizin döneminizde... Onların alayını sikeceksin kardeşim. Müdürü de sikeceksin, onu da sikeceksin. Hepsini sikeceksin yani. Bir tek şeyle bitmez bu iş. Orada iki tane temizlik kadının suçu değil. Hepsinin suçu bu. Hepsi kardeşim. Hepsi. Bir tanesi, iki tanesi. Hepsi suçlu. Orada bir tane iki tane suçlu yok kardeşim. Orada kim çalışıyor? Cam silen de suçlu, temizlik yapan da suçlu, müdür de suçlu, yazarı da suçlu, telefona bakan da suçlu, alayı suçlu kardeşim. Bu kadar basit yani. Senin döneminde de size bakanlar eğitimli insanlar mı yoksa yine temizlikçiler miydi? Hep yok kardeşim, hep bunlar nesilden nesile geçiyor, anlamıyorsun ki, anlatıyorum sana ben. Hep aynı mı? Bunlar aynı model hep. Aynı model yani. Allah çarpsın, çok kez o Bursa yetiştirme çocuk yurdunun oradan geçerken geçmedim ya. Yolumu uzatarak geçtim. Düşün yani duygularımı. Kaç defa oradan yolumu uzatarak geçtim. Çünkü yani korkuyorum. Hani hala onun korkusu var içimde. Ha o psikoloji var ya. Yediğin dayaklar. Ya o psikoloji var. Nasıl bir mesela atıyorum cezaevinde bir arkadaşım olsa ziyaretine gidemem. O psikoloji var içimde. Çok sevdiğim biri de olsa gidemem. Çünkü o psikoloji kötü bir psikoloji. O yurtun oradan geçemiyorum. Psikolojim bozuluyor. Anladın mı? Geçemiyorum yani. O Bursa'ya indim de abi yol değiştiriyorum yani. Benim çalışanlarım bilir. Başka yoldan geçerim yani. Yaklaşık geçemiyorum yani ya. Yakın bir süre üzerinden geçti ama ne 20 yılı? Geçemiyorum ya. Korkuyorum yani. Üzerinizde. Korkuyorum açıkçası. Korkuyorum bu yani. Çocuklar da aynı şekilde büyüdükleri zaman aynı korkuları yaşıyor. Ne yapayım kardeşim? Şimdi yurt bassam da olmaz. Bu sefer diyecekler ki Doğuş yurtları basıyor. Şu düzgün insanların da rahatları bozulacak. Mecburen susuyoruz yani. Demesinler bak Doğuş bak neydi zaten, ne olacağı belliydi. Biz biliyorduk böyle olacağını. Demesinler diye frenliyorum kendimi. O görüntüler zaten Türk halkı ekran karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Herkes ya oraya vallahi algılayamıyorum. Yani bir insan böyle bir şey yapamaz ya. Kafaların inanamıyorum, kaynar su falan filan hep çocukluğum geldi aklıma. Kaç gündür ağla ağla sinir krizleri geçiriyorum kaynar yani. Kaynar suyla ilaçlarla ayaktayım açıkça söyleyeyim sana yani. Malatya'ya çıktım, bırakmadılar beni. Bırakmadılar çünkü o bir tane pislik yüzünden hapse girersem çıkamam yani. Kendime de yakışmaz, bana da yakışmaz biliyorum çünkü ben değiştim abi, değiştim mi Türk halkını ispatladım ben. Değiştim ben yani ama bu tarz şerefsizlerin başı ezilme, onlar hapisten çıkmamalı bir kere ya. Çıkmamalılar yani, bunu açık ve net diyorum. Çıkmamalılar kardeşim, isteyen istediği gibi algılasın yani. Duygulanıyoruz, geçmiş olsun Doğuş'um sana. Kusura bakmayın. Arkadaşlar teşekkürler. Tamam sen. Kardeşim, açık ve net diyorum. Allah'a şükür. Karnımı doyurabiliyorum. Aileme bakabiliyorum. Bakabildiğim birçok insan var. Ben olsa oradaki çocukların hepsine bakarım. Bana versinler kardeşim hepsini. Tamam mı? Yetkililer, bana verin kardeşim. Bana verin, ben hepsine bakarım. Ben hepsini büyütürüm, hepsini okuturum. Tamam mı? Sizin bakacağınız işi sikeyim. Orospu çocuk.